İstanbul Bariatrik Center mutfağından herkese merhaba. Bugün yine endoskopi öncesi, ameliyat öncesi son gün ve ameliyat sonrası berrak sıvı döneminde rahatlıkla tüketebileceğiniz süzülmüş tanesiz bir çorba yapacağız. Ancak siz kendi beslenme döneminize uygun olarak içerisindeki taneleri rondolayabilir ya da küçük küçük parçalayabilirsiniz. Çorbamız hindi boyunla yapılıyor. Hindi boyun öncesinde 1,5-2 saat kısık ateşte piştiğinde çok daha lezzetli oluyor. Bu nedenle ben öncesinde kaynatmaya başladım. Altını az önce kapattım. Hali hazırda kaynıyor. Şimdi diğer malzemeleri atacağım içine. Tekrar onlarla birlikte de sebzelerimizle birlikte ve baharatlarla 20 dakika daha haşlayacağım. Sonrasında süzüp servise hazır hale getireceğiz. Malzemeleri iri iri koyacağım çünkü biz bugün bu çorbayı dediğim gibi tam süzülmüş berrak sıvı haliyle kullanacağız. Kesinlikle midenizde çökelti bırakmayacak tanesiz bir çorba olacak. Taze pırasa koyuyorum. Sadece ikiye böldüm. Yeşil dallarını aldım. İnce dalları seçtim olabildiğince. Şimdi kişniş ekleyeceğim. Kişniş pırasanın bize gaz yapmasını engelleyecek. Yeşil ve kırmızı tatlı biber ekliyorum. Kokusu çıkacak. Hem etin ağır kokusunu alacak hem de iştah açıcı bir koku verecek. Semizotu koyuyorum şöyle bir tutam. Ve biraz da tuz. Tuzu baştan eklememiştim etler sertleşmesin diye. Sanırım yeterli. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Ağzını kapatacağım. Ortalama 20 dakika haşlanacak. Yine kısık ateşte. Ortalama 20 dakika içerisinde hindi boyunlu çorbamız pişti. Şimdi servis tabağına alacağım. Dediğim gibi ben bugün süzeceğim. Sadece görsel amaçlı. Şöyle canınız istesin, lezzetli görünsün diye. Hindi boyundan bir parça koyacağım. Yemeyeceğiz. Eğer endoskopi öncesi son gecemizse, ameliyat öncesi son gecemizse ya da ameliyat sonrası en erken dönemdeki berrak sıvı dönemindeyseniz bunu yemiyoruz. Ben şimdi görsel amaçlı şöyle göstermek istiyorum hindinin boyunu size. Onu koyacağım ama üzerine yine kurallara uygun gideceğiz ve süzerek. Çok güzel bir kıvamı var gördüğünüz gibi. İçerisindeki kişniş pırasanın gaz yapmasını engelleyecek. Semizotu da çok güzel kokuyor. Gördüğünüz gibi homojen bir çorba. Berrak olmamasına rağmen homojen, çökeltisiz bir çorba. Dilerseniz yerken içerisine 1-2 damla limon da sıkabilirsiniz. Ben yanına aldım. Çorbamız hazır. Şöyle göstermek istiyorum ne kadar güzel bir kıvamı olduğunu. Afiyet olsun.